belediye başkanımız, kadın kolları başkanımız, önceki ilçe başkanlarımız, ağabeylerimiz, büyüklerimiz, belediye meclis üyelerimiz, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Bugün eski ilçe başkan abilerimizi görmüş olmaktan dolayı ayrıca mutluluk duyuyorum. Benim bir de pirim Halim hocamı görseydim daha çok mutlu olacaktım. Bir beyit okurdu hiç olmazsa ya Fuzuli'den ya Baki'den ya Nedim'den içimizi açar. Allah sağlık sıhhat versin. Ona da herhalde hastadır yoksa mutlaka gelirdi. Hasta olmasa mutlaka gelirdi. Gelirdi, kesin gelirdi. Ondan hiç tereddüt etmiyorum. Gelirdi. Ya rahatsızlık var. Ben görüşümü bulayım da. Ya rahatsızlık var. Tamam yani. Gelin dedim de gel rahatsızlık dedim. Rahatsız. Rabbim şifa versin. Hayırlı ömür versin. Değerli üstadlar, değerli büyüklerim. Siyaset zor bir iş tabii. Ve işler hiç bitmiyor. Yani siz tam diyorsunuz yaptık, bitirdik. Şunu yaptık, şunu yaptık, şunu yaptık. Dönmüş bir başlıksınız. Yaptıklarınızın yarısı bozulmuş. Problem olmuş. Onun kadar daha yeni iş çıkmış. Yeniden bir daha başlamak ve kalan yeri devam ettirmek gerekiyor. Tabii yaptıklarımızı da doğru bir kıyaslamak lazım. Evet, az önce belediye başkanımız şu 2,5 yılda neler yaptığını hızlı bir özet yaptı. 5 yıl burada bir belediye başkanı vardı, öyle mi? Hanginiz 5 yılda şu salona kaç kere girdiniz? Evet, yasak. İlçe başkanı iken giremedim. İlçe başkanından önce ben TEDAŞ müdürü iken giremedim. TEDAŞ müdürü iken giremedim. Gidemedim. Şuraya bakanlığımız, valimiz, bizler geldik. Belediye başkanı çoğunda karşılamadı. Doğru. Şeyleri söktük, doktorları, bayrakları söktük falan. Seçim biliyorsun ne kadar gaz mı yaratıyor? Gaz mı yaratıyor? Bunların hepsini yaşadık, öyle mi? Psikopat yani. Biz birbirimize kızar, küserse nelerin bizi beklediğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hüseyin kardeşimin 10 milyon borç ödemesi çay ölçeğinde çok büyük bir para. Neden? Çalışan bütün elemanların parasını ödüyorsun. Bunları aksatmıyorsun. İkramiyeleri ödüyorsun. Yeni bir sürü de eleman aldı gördüğüm kadarıyla şirkete. 50 tane. Kaç? 50 kişi aldık. 50 kişi de çalışan yeni adam aldın. Onların da parasını ödüyorsun. Emekli olanların ikramiyelerini ödüyorsun. 13 tane ikramiye ödedik. 1 milyon lira sendika ücreti. 1 milyon sendika ücreti ödüyorsun. 60-70 tane davaların hepsini tek tek çağırıyorsun, anlaşıyorsun, sulh oluyorsun, parasını ödüyorsun, iptal ediyorsun, bitti dosyalar bitiriyorsun. Ve bugün geldiğinde geri dönüp baktığında senden kapında bekleyen bir tane alacaklı yok. Ve hizmete devam ediyorsun. Bu çok önemli bir şey. Bunun kıymetini hepimizin bilmesi lazım. Türkiye'de böyle. İstanbul'da, Ankara'ya belediyeleri kaybettik. Niye kaybettik? Sen ben yüzünden. Onun çocuğu girdi, bunun bir girmedi. Şuna şöyle oldu, bu böyle oldu. Bana yan baktı, öbürküne az selam verdi. Şimdi ne oldu? 15 bin kişiyi işten attılar. Bizim evlatlarımızdan 15 bin kişiyi işten attılar. 45 bin yeni dağdaki PKK'dan oradaki CHP ilçe başkanına kadar hepsini iş aldılar. Bir belediye şirketinde 19 tane yönetim kurulu üyesi var. 19. Türkiye'nin en büyük bankaları, katrilyonlarca lira yöneten bankalar 9 kişiyle 7 kişiye yönetilirken bu belediyenin küçük küçük şirketleri 19 kişiyle yönetiliyor ve bankada yönetim kurulu üyesi gibi maaş veriyor. Ne kadar CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi'nden adam varsa onlara yönetim kurulu verdiler. Araba israfı diye bütün arabaları, hizmet araçlarını yeni kapıya getirdiler. O arabaların 2-3 kat daha fazlasını birkaç kat fazla parayla kiralayıp bir de altlarına makam arabası verdiler. Devleti nasıl peşkeş çekiyorlar? Görüyorsunuz bir karabatak giriyor otobüslere. 2 katrilyon liralık ihale veriyor. Adam hiçbir şey yapmıyor. Yan sanayi conta takıyor, malzeme takıyor. Patır 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 otobüsler yanıyor. Metrobüsler yolda kalıyor. Tıkır tıkır işleyen sistem bütün işçilerini kırıyor. Neyle övünüyor? Bir,
Arıtma tesisi yapmama, temel atmama kararında. Sonuç, Haliç eski haline dönüyor, Marmara, müsilaj diye ilk defa duyduğumuz bir pislikle karşılaşıyoruz. Akabinden metrolara beton döküyor. Yarısı bitmiş, günlük 40-50 bin aracın geçeceği metroyu kapatıyor ve beton döküyor. Adamlar hizmet yapmamak üzere yemin ediyor. Ne yapıyor, neyle mutlu oluyor? Mezarla Malatya'daki bir plastikle alınmış 65 liraya su döken bir bidon, onunla büyük iş yapmış. Piyasada 12 liraya satılıyor. Adam Malatya'dan getirmiş. Sanki İstanbul'da plastikçi kalmamış gibi. Bununla mutlu oluyor. Efendim feribotlarda kağıt bardakta bilmem ne desen olmuş da vay anasını. Şu güzelliğe bak diyor. Ama tarihi Hamidiye kaynak suyunu adam kuyuya dağıyor. Hamidiye kaynak suyu diye millete sahte su içiyor. Düzenbazlığın, yolsuzluğun, adam kırmacılığın, tembelliğin hak hesabı. Ve hiç utanıp çıkmadan bu adamlar geliyor. Bir de bize laf söylüyor. Şimdi bizim arkadaşlara bazen bakıyorum. Bir laf söylediğinde hemen geri çekiliyor. Ya neden korkuyorsun? Bunların yüzü o kadar kara ki Hakan Dündar'ın saçı onun yanında bembeyaz. Öyle mi Hakan kardeşim? Bu adamlar utanma yok, arlanma yok. Her türlü yanlışı, haksızlığı yapıyorlar. Pişkin pişkin gelip ondan sonra konuşuyorlar. Efendim çiftçiyi batırdınız, esnafı batırdınız, şunu şunu yaptınız, şunu bunu yaptınız. Şimdi biz iki gün önce bir kanun çıkarttık. Bizim Afyon'da da var öyle bir tip milletvekilleri. Her gün mecliste ne kadar Afyon'da bir yanlış eksik varsa onları da çarpıtarak söylemeyi büyük bir marifet zannediyor. İnsan utanır biraz. Evinin içindeki, memleketindeki yanlışı sürekli gündeme getirip Afyon sanki bir sorunlar yumağı şehriymiş gibi söylemeye utanır. Ama hiç utanma yok, arlanma yok. Ben esnaf dostuyum, ben çiftçi dostuyum diyor. Şimdi biz 850 bin esnafımızın vergisini kaldırdık. Kanunu çıkarttık. Esnaf dostu milletvekilleri ne yaptı? Bu kanuna hayır oyu verdi. Kimmiş esnaf dostu veya düşmanı? AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı evet verdi. CHP, İYİ Parti, HDP red verdi. Bir kısmı da mecliste yok. Demek ki esnaf dostu değil, esnaf düşmanısın. İki, AK Parti milletvekilleri çiftçiye verilen tarımsal desteklerdeki stopajı kaldırdık, yetmedi. Geriye dönüp 5 yıllık 3 trilyon liralık parayı da çiftçiye iade için önerge verdik. Ona biz el kaldırdık. Evet oyu verdik. Bu çiftçi dostu olduğunu söyleyen bir gün haşhaşla, bir gün pancarla, bir gün başka şeyler meclis üstüne çıkıp rezil olan kişiler buna da hayır oyu verdiler. Utanır insan biraz da. Bunları lütfen karşılaştığınızda sorun. Ya sizde hiç utanma arlanma yok. Hem çiftçi dostuyuz diyorsunuz, hem esnaf dostuyuz diyorsunuz. Bunun siyaseti mi olur? Küçük esnaftan, zorla emeğiyle geçen esnaftan vergiyi kaldırıyorsun. Buna en önce koşa koşa gidip evet oyu vermek gerekmez mi diye sormanız lazım. İsa abi geldiğinde dükkana soracağım. Geçerken göster bakayım bana diyeceksin. Şu çıktığı milletvekili bizim mecliste kullandığımız oylarla ilgili karşısına yazar. Kabul, red, çekimsel. Şu göreyim bakayım diyeceğim. Bu esnafla ilgili vergi kalkarken kanundaki evet oyumu göreyim. Görmüyorsan sen yalancısın. Sen iki yüzlüsün. Bunu diyeceğiz arkadaşlar. Diyebilmemiz lazım. Ya bizim hiçbir korkacak, çekilecek hususumuz yok. Efendim mazot pahalı. Efendim gübre pahalı. Yem pahalı. Doğru. Bunların doğru olan kısmı var. Ama sanki senin sattığın ucuz mu? Arpayı bedava mı veriyorsun? Buğdayı bedava mı veriyorsun? Patatesi, pancarı, vişneyi, kirazı, salataları, turşuyu, kabağı bedava mı veriyorsun? Geçen yıl 1.250 kuruş olan arpa bu sene 2.5 lira oldu. %100 arttı. 1.5 lira buğday 3 lira oldu. O da %100 arttı. Patates, akliye patates 1 liraydı. 2.5 liraya kadar çıktı. Şimdi %150 artmış.
gübrenin ham maddesi değerli kardeşlerim, bir doğalgaz, iki fosfat vesaire. Doğalgazın belki %95'ini ithal ediyoruz. Petrolü ithal ettiğimiz gibi. Geçen yıl 1000 metreküp doğalgaz 170 dolardı. Şu anda 370 dolar ile 500 dolar arasında değişiyor. %100'den fazla arttı. Dolar bazında. Bunu sen ithal ediyorsun. Adam sana yurt dışından ucuza mı verecek? Yani babasının oğlu musun ki? Vermiyor. Çin, dünyanın en büyük tüketicisi. İhracatı yasaklı. Amerika ve eski yöresindeki fabrikalar kasırga nedeniyle etkilenince o da ihracatı ısınır. Bak biz de geçen bu programdan sonra, gezmeden sonra Ticaret Bakanımıza gittik. Dedim Sayın Bakanım, gerçekten gübreyle çiftçilerimizin eleştirileri haklı. Ne yapalım? Bizim Türkiye'de bir iki fabrika var. Yurt dışı ihracatı yasaklıyoruz. Kesinlikle gitmemeli. Önce benim çiftçim. İhracat olmadığında 350 liraya kadar çıkan DAP gübre 320 liraya indi. Sonra biraz daha dolar artmasıyla herhalde 330 lira civarında olmuş. Biz şunu hemşehrilerimize garanti ediyoruz. Kardeşim, evet pahalıya satabilirsin, alabilirsin. Ama satacağın da mutlaka daha pahalı olacak. Bunu söylemekten korkmayın, çekinmeyin arkadaşlar. Herkes çevresine bakacak. Borcu var mı diyor. Çiftçi işte borçlu. Sanki eskiden hiç borcu yok. İcraya düşen çiftçinin sayısına bak. 2000'le bugünleri kıyasla. Tarım krediye olanı kıyasla. Hepsinde çok çok daha iyi. Dün diyelim ki asgari ücretler şu kadar ekmek, şu kadar et, şu kadar peynir alıyorsa bugün her birinde en az %50 ile %100 daha fazlasını alıyoruz. Ha tüm buna rağmen asgari ücrette, sabit gelirde de, alt gelir gruplarında gıda enflasyonu ile ilgili bir sorun var. Bunu görmezden gelmeyiz elbette ki. Bu doğru bir eleştiri. Buna desteklerle, maaş desteğiyle, inşallah artışlarla bu gıda enflasyonunun daha aşağı inmesi için yapılacak kanuni düzenlemelerle her türlü tedbir alacağız. Almaya da devam ediyoruz. Hal kanununda çalışıyoruz, para kendi kanununda çalışıyoruz. Bunları geçireceğiz ve mümkün olduğu kadar işte tarım kredi kooperatifleri daha fazla yaygınlaşsın, o dengeyle rekabet yapabilsin. Ha, o da tek başına çözüm olmaz ki, olmuyor da zaten. Tarım kredide belirli bir maaş durumu var, alıyorsun ama şu, en azından tarım kredi bu zamları onlar kimsenin kadar yapmıyor. Daha dikkat ediyor, mecbur kalıyor onlar da bunu dikkate almaya. Şimdi iki tane esnaf düşün çarşıdan yana, birisi 5 liralık yağı 70 liraya satarken biri 90 liraya satabilir mi? Satamaz. Başka bir yerde olursa satar. Geçen ben Ankara'da 5 kiloluk yağı, 1 kiloluğu hatta markasına göre yudum yağı paylaştım. Arkadaş birisi 17 liraya satmış, birisi 21 liraya satıyor, biri 27 liraya. Aynı marka. Yani o zaman bunlarla ilgili de kanun boşlukları varsa bunları inceliyoruz. İnşallah bunlara da çözümler, meyveler getirecek. Şimdi ben size söyleyeyim. Bu tarımda birkaç tane şeyler yaptım. Dün akşam televizyonda gördüm. Mesela neymiş? Saman. Bunlar hep bir kısım, çok affedersiniz, özür diliyorum. Saman kafalılar var ya. İşte efendim saman ithal ediyoruz falan diye. Bizim Türkiye'nin yıllık saman üretimi 25 milyon ton. Ne kadarını hayvancılıkta kullanıyoruz? 15 milyon ton. 10 milyon ton fazlamız var. Bunun gerisini nerede kullanıyoruz? Efendim? Mantar. Kağıt endüstrisi de kağıt da mantar da kullanıyoruz. 2019 yılında toplam 26 ton. Bak arkadaşlar 26 ton. Birisi 25 milyon ton, biri 26 ton. 2020'de 6.434 ton. 2021'de ilk yılında 147 ton sap. Samanın sapı özel bir, demek ki kağıt vesaire için bir şirket ithal etmiş. Bir ithalatımız yok. Benim ki ithalatım olur. Bir kardeş için alır satarsın. Konya'nın Karapınar ilçesindeki üretilen ve ihraç edilen yonca bunun 10 katından fazla. Sadece bir ilçede. Mesela biz dünyada 5 üründe dünya birincisiyiz. Fındık, incir, kiraz, ayva, kayısı.
Kiraz'a, Ayva'ya, Kayseri'ye ve belli katkımız var. Türkiye dünya birincisi. Türkiye'nin büyük 20 kat nüfusunu, coğrafyası büyük olan dünya ülkeleri var. Biz bunun 5'inde dünya birincisiyiz. Buğday. Biz buğday kendi ihtiyacımızı karşılayan bir ülkeyiz. Ancak 21.2 milyarlık buğday ithal etmişiz. 34.9 milyarlık da un, irmik, bulgur ihraç etmişiz. Dünyanın 2005 yıldan itibaren bir numaralı buğday ürünleri ihracatçısı ülkesi biziz. Makarna ikinci sırada sadece sonra ama buğday diğer hepsi 10, 20 vesaire bulgurda bir numarayız. Dünyanın bir numarası burada. Efendim 13 milyar, 14 milyar dolar bu ülkede para kalmış. Ben buğdayı getirmişim, fabrikalarda işlemişim, insanları çalıştırmışım, sigorta vermişim, maaş vermişim, bir sürü istihdam etmişim. Bir de 13 milyar dolar ülkemde cebimde kalmış. Bunun neresi suç? Neresi günah? Neresi yanlış? Arkadaşlar sakın ona ha ya biz aman bu da ithal etmişiz. Vah 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 öldük. Böyle bir şey yok da. Alırız, kar işler daha pahalıya satarız. Ticaret niye yapılır? Para kazanmak için. Daha fazlasını kazanıyorsa. Hollanda'nın ticareti dışarıdan aldığı malzeme. Tamam dışarıdan aldı. Yani. Üretimi yok. Yok evet, yok yok. Almanya'da maden. Nasıl onu da göstereceğim. İtalya'da fındık mesela bize daha çok fındık kırını İtalyan satıyor mesela. Şeker. Hep konuştular ya şeker pancarı. 2002 yılında 1.6 milyon ton şeker üretimi var. Şeker üretimi. 2020'de o 3.1 milyon ton. Tam iki kat arttı. Şeker pancarı 16.5 milyon tondan 23 milyon. O %50. Ama şeker üretimi iki kat. Daha kaliteli üretiyoruz. Bir dekarda 3.5 ton üretirken 2002'de şu anda 6.85 ton üretiyoruz. Yetmedi. Nişasta bazlı şekeri de yasakladık. %2.5 indirdik %10'dan. Bu ne bunlar? Bizim önergemizle. Biz yaptık bu işi arkadaşlar. Konuştuklarına bak. Bugün şekere 420 lira para veriyoruz. 10 lira da fabrika veriyor. 430, 18 polar vesaire gelenlere 500 lira yakın para alacak çiftçi. Neresinde hani bu çok sivri zekalılar diyor ya şeker fabrikasının sattığınız öldü çiftçi, battı çiftçi, yok oldu çiftçi. Ne oldu? Aldı. Çiftçinin anını buradan gelip alıyorlar. Ha, aldıya sakın gelinmeyin. Sakın bunların oyununa gelmeyin. Bu CHP bir tane çok özür dilerim hanımefendiden tacizinin tecavüzünü attı mı, ihraç etti mi? Bir tane hırsızından bir şey dedi mi? Bu kadar dinimize, imanımıza, Kur'an'ımıza küfreden, bu kadar dinsizini, ateistini bir tanesi ihraç etti mi? Bir tanesine kınama kararı yaptı mı? Yok. Sakın ola ha kendinizi, ya şu yanlış mı yapıyoruz acaba? Hata mı ediyoruz? Evet biz insanız, hata yapabiliriz. Günah işleyebiliriz. Ama bunu düzeltmek yine bizim görevimiz. Bunlar gelirse üzerinden silindirle geçer. O sebeple kendinizi kahveye gittiğinde hele biraz sadece CHP'yle konuşsa sen sus. Sen bir otobüsü yürütemeyen partinin adamısın. Senin konuşmaya hiç hakkın yok. Sen temel atmamakla övünen, heykel dikmekten başka bir şey bilmeyen heykelcinin birisisin. Diyeceksiniz. Bunlar sus ve defol buradan diyeceksin. Korkmayın. Sakın ha bakın 456.000 dekar tarım alanını yeniden üretime açtık. Neden? Çünkü traktörler çoğaldıkça, işleme imkanını kolaylaştıkça, yayla yollarını açtıkça yeni yeni alanları tarıma kazandırmaya başlıyorsunuz. Afyon'da biliyorsunuz bütün yayla yollarını özellikle arasıyla asmaya başladı. Yayla yollarını açıyoruz ki hem orada küçük baş, büyük baş hayvancılık daha kolay da yapabilirsin hem de oradaki bir kısım tarım arazileri kullanılabilir hale gelsin. Bizim 2002 yılında toplam 98 milyon ton bitkisel üretimimiz varken bu yıl 126 milyon tona çıkarmışız. %30 civarında artırmışız. 2002 yılında 24 milyar dolar gayri safi milyar tarımsal hasılımız varken şu anda 48 milyar dolar. Arkadaşlar 48 milyar dolar. %100 dolar bazında artırmışız. Bakın Hollanda 14.9 milyar dolar. 150 milyar dolar
tarımsal ihracatı var ama üretimi bizim üçte birimiz bile değil. Olamaz çünkü. Biz büyük bir ülke. Avrupa'nın bir numarasıyız. Bazen Fransa bizi çok az bir miktarda geçiyor ama genelde biz Fransa'nın önünde Avrupa'da bir numarayız. Bu da tarımsal destekler. 2002'de 1.8 milyar. Hatırlıyorken bugün 22 milyar. Tam 11 kat daha fazla arttık arkadaşlar. Bütçe, enflasyon, dolar bazında her bazda daha fazlasını ve daha yükseğini veriyoruz. Tarımsal desteklerde hayvancılık 2002'de 83 milyon hayvancılık desteği varken bugün 7.8 milyar hayvana süt desteği, buzağı desteği, işte arılık desteği, yem desteği, her desteği 7.8 milyar dolar. 2002 yılında bitkisel üretimde 5 üründen fark ödemesi desteği veriyorken 2020'de 18 ürüne 5'ten 18'e çıkarmışız. Bu da yaptığımız baraj, görev, sulama vesairelerin sayısı. Bak 80 binden fazla projeyle 15 milyar eski böyle katrilyon bu İPA tarımsal kalkınmalarına destek vermişiz. 250 bin istihdam yaratmışız. Şöyle çevrenize bakın. Bunun en çok olanlardan birisi çay. Ne kadar güzel besi çiftlikleri, süt mandıraları, sucuk tesisleri, mermer fabrikaları, efendim oteller, yol boyu tesisleri. Hep bu paralarla oldu bu güzel tesisler. Şu anda 2018'de 17.2 milyon hayvanımız varken büyük baş, şu anda 18.3 milyon. 3 yılda 1 milyon artmış son 3 yılda. Küçük baş 46 milyondan 57 milyona çıkmış. Kanat 251 milyondan 386 milyona. Bal, arıcı, kovanı 4 milyondan 8.2 milyona çıkmış. Hepsinde çok çok ciddi şekilde yükselmişiz. Büyük başta Avrupa'da 2. sırada. Küçük başta 1. sırada, toplam hayvan varlığında yine 1. sıradayız. Avrupa ülkelerinde lideriz. 3 yılda büyük başta 1.1 milyon, küçük başta da 11.3 milyon artışımız var. Bunu da söyleyelim. Tohum. Ne diyorlar? Biz tohumda öldük. Tohumda bittik. İsrail'e tohum veriyoruz. Öyle mi? 2002 yılında 145 bin ton tohum üretilirken şu anda 201 milyon 242 bin ton. Tam 8 kat tohum üretimimizi artırmışız. Ve şu anda dünyanın 86 ülkesine tohum ihraç eden bir ülke haline gelmişiz. Gübre, yem ve mazot destekleri. Mısır'a 25 lira dekarda. Pamuk'a 62 lira. Buğdaya 19 lira. Baklagillere 22 lira. 19 lira ile 62 lira arasında mazot desteği veriyoruz her bir defa. Nagasta da 8 lira. Gübre destekleri %100 arttı. Ama daha da arttırmamız lazım. Vatandaşın buradaki eleştirisi haklı. Mazot desteğini ilk kez 2003'te biz başlattık. Bizden önce mazot desteği yoktu. Gübre ve mazottan 2021 Ekim dahil 28.1 katrilyon para verdik. Sadece 2020 yılında mazot ve gübreye 3.6 milyar yani katrilyon para verdik. Hem yemde hem gübrede KDV'yle kaldırdık. Şimdi kardeşler bu çiftçi kazanmıyor. Hayvancı öldü. Niye bu varlıklarımız artıyor? Adam çok özür dilerim. Enayiyle baktığı halde, bittiği halde beslesin. Ha. Dönemsel olarak sıkıntılar oluyor. Bazen diyelim ki Nisan, Mayıs aylarında süt çok çıkıyor. Kuzular oluyor, hayvanlar süt fazla olunca fiyat bir anda bir düşüyor. Bu dengeler, bunlarla ilgili süt desteği, süt tozu alıp yapma ve gibi dönemsel çözümler üretiliyor. Çiftçimizde de, diğer ürünlerde Allah'a hamdolsun geçmişle kıyaslanamayacak kadar iyi desteklerimiz oldu. Daha iyi yapmalı mıyız? Daha iyi yapmalıyız. Bunun için geçen biz bu gezilerimizden elde ettiğimiz sizlerden gelen eleştiriler üzerine Sayın Cumhurbaşkanımıza dedik ki il başkanımıza, il başkanlar kurulasından şu konuları Sayın Cumhurbaşkanımıza ile. Bir, tarımsal sulamadaki elektrik fiyatlarının indirilmesi için daha fazla destek verelim.
TRT payını kaldıralım dedik Sayın Cumhurbaşkanı. %2 TRT payı var, bunu kaldıralım. Makina ekipman desteği daha ziyade gübre, mazot bu tarafa kaydıralım. Yeni tarafına daha fazla kaydıralım. Makine ekipmanı insanların ihtiyacına göre kendisi alsın. Bilhassa gübre ve mazot, elektrik bunlar önemli. Buna destek verelim. Üç, şimdi bir şeyin üzerine çalışıyoruz. Mobil güneş enerjisiyle kuyuların başına gidip mobil güneş enerjileri sistemine destekler vererek buradaki imkanları geliştireceğiz. Çiftçimizin daha fazla üretmesi ve daha fazla kazanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Sakın ha kendinizi böyle suçluymuş, işi iyi yapamıyormuş gibi düşünmeyin. Bir söz var, iş yapmayı AK Parti'ye vereceğim. AK Parti'nin yaptığı işleri de anlatmayı CHP'ye vereceğim. Onların ancak algı yaparlar. Algılar da bir gün çöker, iş yapmazsın. Yani yaşlı bir insana ne kadar makyaj yaparsan yap, bir yağ bir ağrısı dökülür gider, gerçek gün yüzü gibi ortaya çıkar. Kardeşler, değerli dostlar, dolar çıkıyor, doğru. Ben bugün gelirken çobanlara söyledim ki ya bir bakın bakalım yuan, yen, Çin, yuan, Japon yeni kaç paraymış? 114 lira mı ne? 1 dolar, 114 yuan. O zaman Çin batmış. Japonya ölmüş. Bu mantıkla baktığında. Sorun ne? Sorun dolar hızlı dalgalandığında fiyat istikrarı olmuyor. İnsan gidiyorsun dün 50 lira aldığını yarın 60, öbür gün 70, 90 diyor. Ondan sonra ticaretteki güven zedeleniyor. Bu fiyatın sabit olması, stabil hale getirilmesi önemli. Bunun için efendim Merkez Bankası'nın kaynakları. Merkez Bankası'nın kaynakları niye vardır? Adam atalar ne der? Ak, akçe, kara gün içindir. Biriktir zaman bile saklı zamanı, geri zamanı. Şimdi biz paraları biriktirmişiz. Dünya kırılıyor. Ülke kırılıyor. Vergi toplayamıyorsun. İnsanlar üretemiyor. Çalışamıyor. İşsizlik kapıya gelmiş. Bir sürü sıkıntı yaşıyoruz. Ne yapacaksın? Şirketler bırak batsın mı diyeceksin? Ölsün mü diyeceksin? Pandemi çıktı. Pandemi çıktı burada. Elindeki bütün gücümü, imkanımız kullanacağız. Kullanmışız. Şirketleri batırmamışız. İnsanları aç bırakmamışız. İnsanları hastanelerde, Avrupa'da hastane kapılabilirken bir Allah'ın kuluna bile boş yer bırakmamış. Hepsinin en iyi şartları şehir hastanelerinde ikamet etmişiz. Adamın evine parayı verip göndermişiz. Destek sağlamışız. Bir miktar geriye gitmiş. Dün gitti gördü, paraları görünce sesi soluğu kesti. Merkez Bankası tekrar parasını topladı, 125 milyar dolara getirdi. Daha fazla da olur Allah'ın izniyle. Ama o para diye duruyor, yemek için duruyor zaten. Ya bunun için duruyor zaten. Onun sigortası, sıkıntının, kara günün sigortası var. Kara gün gelmişse o gün orada kullanacak. Ve kullanmışız, işimizi çözmüşüz. Kardeşler, maazallah bir sıkıntı olduğunda, bugün Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Allah aşkına yukarıdan bu Amerikan, Rus, İngiliz, Fransız uçakları bomba atarken Saddamcı, Saddam karşıtları, Esedci, Esed karşıtları, Gaddafici ve Gaddafi karşıtları mı diyor? Ayırıyor mu? Hepsinin üstüne diyor. Yani düşman geldiğinde İbrahim Hoca, AK Partili, Mustafa değildi, Selçuk, şu partili mi diyor? Hepsinin birine. Bu kadar akıllıdan yoksun hareket ediyorlar. Efendim siyasi cinayetler işlenir. Nereden duydun? Bana bilgi geldi. Sen yabancı ajanların, istihbaratların temsilcisi misin? İçişleri Bakanı bilmiyor. Cumhurbaşkanı bilmiyor. Büyük Müsteşarı bilmiyor. Böyle bir konu varsa ya savcıya gidersin, ya meclis başkanına gidersin, ya İçişleri Bakanına gidersin, ya Cumhurbaşkanına gidersin, Sayın Cumhurbaşkanına hazırlasın, ya Büyük Müsteşarına gider, bilgilendirirsin. Bunların hiçbirini yapmayacaksın. O zaman sen de bu operasyonun bir parçasısın. Değerli kardeşlerim, kendimize önce güveneceğiz. Kendimize inanacağız. Doğru, yanlış yaptığımız hususlar varsa onları durup onu da düzelteceğiz. Yani biz sonuçta kuruz. Yanlış yapabiliriz. Hata yapabiliriz. Hatalarımızı düzelteceğiz ama karşıdakilerin
hataları bizim bin katımızdan fazla. Onlara Allah fırsat vermesin. Yaşama hakkını bile tanımazlar. Böyle bir memnun zihniyet var. Geldiğinde nasıl tutup da hınçla, kin ile bizim hanımlarımıza, kardeşlerimize otobüste orada burada saldırıyorlar. Görüyorsunuz. Ya bu CHP zihniyeti 1940'lı yılların aynı zihniyeti. Zerre kadar değişikliyor. O gün nasıl Tanrı oludur, Tanrı oludur diye bağırmışsa bugün eline geçtiği ilk fırsatta Tanrı oludur'a devam eder. Hem camiye gitmez hem de senin camideki ezanı nasıl okuyacağına karar verir. Ne zaman o Nuri Demirağ'ın uçak fabrikalarını kapattı, uçak fabrikalarının, uçakların alüminyumlarını, uçakları çakal kaşık haline getirdi. Ne zaman o fabrikaları gönderdi? 1946'dan sonraki Marshall'larında. Bu iş yapan kim? İsmet İnönü. Şakir Zümre, Atatürk'ün Sofya'daki büyük askeri ateşleri döneminde tanıyıp arkadaş olup 1925 yılında Türkiye'ye getirip silah fabrikası, bomba fabrikasını kurdurdu ve 1940'lı yıllara kadar bütün bombaları üreten Şakir Zümre silah fabrikasını bu İsmet İnönü kapattırdı. Sonra da buraya şu iş fabrikasının meşhur kumbaraları var ya, o kumbaraları yaptırdı. Akabinde de burasını soba fabrikasına çevirdi. Soba. Bir internete girip 1949 yılındaki İstanbul 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterilerindeki kamyonun üstünde Şakir Zümre sobalarını görürsünüz. Hani 29 Ekim'de askeri kortej geçer ya. Silahları o korteje sobalara geçiriyor adam. Soba. O kadar isyan etmiş. Lanet olsun demiş. Nuri Kırlıgil, meşhur Enver Paşa'nın amcası veya kardeşim yanlış söylemeyin. Sütlüce'deki silah fabrikasında bir parçasını bile bırakmadı adamı. Patlatıp yok etti. Onları teker teker kapattılar. Ondan sonra da Amerikan emperyalizminin karşıtları oluyor. Ya geç olmandadır akıl zihniyetlerini. Bize ders falan vermeye kalkmasınlar. Hepimiz aklımızı başımıza alıp daha fazla çalışmamız lazım. Daha fazla gayret etmemiz lazım. Çok çayın bütün sorunları çözülür Allah için. Daha önce geldiğimizdeki tek bir sorun, şurada hiç unutmuyorum, mitingde bağırıyor. Bolvadin bir de iki belgesi, üç, çay tek başına, Bolvadin buranın sahibi olacak. Çayın suyu Bolvadin'e gitti. Öyle mi İbrahim Başkan? Evet. Sen ince başkanıydın o zaman. Yıkıyor Ali Hocam'ın demeyi. Ya kardeşim merak etme ya. Çözeriz, rahat ol. Konuştuk bak, biz valilik başkan, iki belediye yardımcı olacak demiştik. Şimdi bir adım daha ileri sorduk. Dedi ki çay belediye başkanı başkan olsun. Bitti. Kadimden gelen haklar kullandı. Sulama kimin hakkı? Sulama çayın hakkı. Bunu da çay belediyesi verdi. Ha, yeter ki su olsun. Suyu iyi kullanalım. Su, hayat, su her şey. Tarımsal üretim, yeme, içme, yaşam kaynağı. Onu çok iyi korumam. Hepimizin boynunun borcu. Çayda en mühim şeyin birisi eğitimdir. İşte. Okulumuzun merkezi sınavla alınması. Çay Anadolu Lisesi'nin. Kendi vekilleri de geldi Sayın Vekilim. Aynı okulda sizi kandırıyorlar. Böyle bir şey yapılamıyor. Ben bunu biliyorum. Sizi kandırıyorlar. Kesinlikle burası nitelikli okul olmaz diye. Hem sosyal medyadan hem de diyeceksin ki nitelikli, nitelikli okulu nitelikli insanlar yapar. Niteliksiz insanlar niteliksizi savunur. Allah'a hamdolsun. Kardeşlerim beni aradılar toplantıdan. Vekilim biz öldük. Bir daha oldu. Bombadenin üçüncü okulu oldu. Bize hiç yok. Ya sakin olun. Çözeriz Allah'ın izniyle. Biz söz verelim. Çözeceğiz Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Şimdi Milli Eğitim Bakanımız o zaman bakanımızıydı. Hem Emir Dağ'ın hem Çay'ın o sorunu çözdük. Ve çay için çok önemli bir adım oldu. Evet. Ali Hocam yatağa kalkardı Allah uzun ömür versin. Vekilim benim Milli Eğitim Müdürlüğü'nden beri hayalim bir spor salonumuz yok. Hocam tamam Allah'ınız. Olacak inşallah. Olacak inşallah. Bir şükür Allah'a. Onun da parası geldi. Şimdi temeli atılmak üzere. Efendim? Atılmak üzere.
Peki yani, ben sual isteyebilirim. Ben hayvanlarım. Yapma. Size kolay gelsin. Sorunları çözeriz. Siz rahat olun. Sakın ha kendinizi böyle gerçekmeyin. Arkadaşlar da bazen ben bizim arkadaşlarla böyle bir yılgınlık falan görüyorum. Yani neden korkacağız? Neden çekeceğiz? Hangi suçu işledik de? Yanlış bir şey yaptık. Yanlış bir şey yaptık da olmadı. Yanlış yapanlar düşünsün. Ben hep şunu söylüyorum. İşi doğru yaparsan halka da, hakka da, devlete de hesabı kolay veririz. Yani. Kural bu. Yanlış yaparsan iş zor. Allah bizi yanlışlar korusun. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.